Efendim hayırlı sabahlar, merhabalar, günaydınlar değerli izleyenlerimiz. Hayırlı Ramazanlar, yeni güne merhabaya Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bugün Ramazan'ın 10. günündeyiz. Gerçekten de çok hızlı akıp geçiyor. Ee, günlerden çarşamba, 20 Mart çarşamba ne derler Ramazan'ın ilk 10'u e, rahmet ortası mağfiret ondan sonra da cehennem azabından kurtuluş. Yani ilk 10 gününü bugün itibariyle geçirmiş oluyoruz. Rabbim dualarımızı, ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul etsin inşallah sevgili izleyenlerimiz. Evet güzel bir programla karşınızdayız yine. Güzel bir konuyla karşınızdayız. YKS öncesi hazırlık sürecini konuşacağız. Çok da kıymetli bir konuğum var. Eğitimci Tuğba Ülker Hanım bizlerle birlikte olacak. Eğer sizler de bizlere eşlik etmek isterseniz 0538 011 26 63 numaralı hattımızdan. Veyahut yeni güne Merhaba TV Instagram adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Evet Tuğba Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ant olsun bizler de iyiyiz. Gerçekten de e, önemli bir konu. Sevgili evet. anneler babalar şimdi endişeleniyorlar çünkü yavaş yavaş geri sayım başladı galiba. YKS'ye doğru bir e, şey başladı. Evet. Ramazan ayındayız gerçi. E, Sabah gelirken bu konuyu işleyeceğimi kızımla konuştuk, böyle şey yapıyorduk, istişare ediyorduk. Şimdi üniversite 3. sınıfta Zeynep şeyi sordum, YKS senin için ne anlam ifade ediyor diye sorulara hazırlanırken. Şöyle bir baktı, anne dedi korku, korku ifade ediyor dedi. Herhalde dedim birçok öğrenci için, sonra kendimi de düşündüm gençlik yıllarımı. Evet üniversite sınavları bizde gerçekten de bir korku bir endişe bir kaygı oluşturuyor maalesef ama istiyorum ki öncelikle siz genel anlamda bir sevgili izleyenlerimizi aydınlatmak adına YKS ne anlam ifade ediyor öğrenciler için ama esasında da ne anlam ifade etmeli isterseniz buradan bir başlayalım Tuğba evet. Hocam. Ya aslında YKS dediğimizde bizler için bir süreci ifade etmeli. Yani YKS bir süreçtir ve herkes için bir süreci ifade etmelidir. Süreç ne demektir? Başı ve sonu belli olan, değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimi olarak bakabiliriz. Ama maalesef... YKS'ye yüklediğimiz anlama göre YKS'nin bizde uyandırdığı hissiyat da değişiyor. Öğrenciler ya da kızcağızınız neden korku demiş? Çünkü onun YKS'ye yüklediği anlam, YKS'den beklediği şey ya da YKS'yi anlamlandırması bunun üzerine olmuş. Beklentisi çok fazla olmuş olabilir. Baskı çok fazla olmuş olabilir. Kendinden beklentisi ve çevresinin beklentisi çok fazla olmuş olabilir. Ve gerçekten de pek çok öğrencimize sorduğumuzda neden bu kadar kaygılısın? Neden bu kadar gerginsin? Neden bu kadar bu olayı seni korkutuyor? Ee, ...YKS sürecini yönetemedikleri için... ...bir korku ortaya çıkıyor bir. Hmm. İkincisi çok fazla beklenti var. Hem kendisi üzerinden hem de... ...çevresinin ondan beklentisi var. Bunlar bir araya geldiğin itibariyle de... ...ortaya bir korku çıkabilir. Endişe çıkabilir. Bazen hiç kaygılı olmaz, hiç korkmaz... ...hatta hiçbir anlam ifade etmez çocuk için... ...bir türlü değerlendiremez o süreci. Hmm. Bizim YKS'de öğrenci cihetiyle... ...baktığımızda gördüğümüz şey... ...öğrencinin bu sınava ne anlam yüklediği ile alakalı. Burada doğru anlamlandırmak lazım. O yüzden bu sürece başlamadan önce şunu yapmamız gerekiyor aslında. YKS nedir? YKS'den ne beklemeliyiz? YKS senin için ne ifade etmeli? Bunu doğru şekilde kodlayabilsek, gençlerle bunu gerçekten oturtarak başlayabilsek bu süreci çok daha sağlıklı götürebiliriz. Burada bu süreç çocuk için olduğu kadar, genç için olduğu kadar aslında dönüyorsunuz. Benim nazarımda %60 genç üzerinden gidiyorsa %40 da aile üzerinden gidiyor. Aile için ne anlam ifade ediyor çok önemli. Çünkü ne kadar öğrenci kendi üzerinden anlamlandırmaya çalışsa da hmm. annenin, babanın bir cümlesi, bir konuşması, senin için yapıyorum cümlesi hmm. o çocuktaki her şeyin anlamını farklı kılacak. Bu sebeple ailenin de bir sınav hazırlık süreci oluyor. Yani YKS süreç hazırlık dedik ya evet. bu hem sınava hazırlanan evlat hem de sürece hazırlanan anne, anne baba için bir süreç haline geliyor. Bu durumda da bizim YKS'yi vermemiz gereken anlam aslında gencin hayata, kendi hayatını kurmak üzere attığı bir adım. Bir basamak. Bu basamağı Başarı demiş olduğumuz sınav neticesinde güzel bir puan alarak da geçebilir. Evet. Bu adımı sınavdan iyi bir puan almayıp farklı bir yöne doğru geçirmek üzere de adım atabilir, adım olarak değerlendirebilir. Yani sınav evet kötü geçti, iyi geçti. Bu çok sonra konuşacağımız evet. bir başlık ama sınav sonucu olarak değildi. De bu sınav sürecini nasıl yönettiğimizle ilgilensek çok daha kolay bir şekilde götüreceğiz. O yüzden sınavı hayatın sonu ya da hayatın en önemli şeyi gibi bakmak yerine hayat yolculuğumuz içerisinde geçmemiz gereken bir basamak olarak bak ve bunu da başarıyla geçmeye niyet eder ve bu doğrultuda çalışırsak çok daha kolay yönetebileceğimiz bir süreç aslında. Evet aslında yaşları biraz genç oldukları için ve tecrübesiz oldukları için belki de böyle düşünüyorlar. Yani bizim için çok önemli. Hayat mebat konusu gibi. Ben şeyi düşündüm mesela ailelerin evet bu süreçte büyük bir etkisi var ama ben mesela kızlarım üniversite sınavına hazırlanırken hiçbir şekilde baskı yapmadım onlara. Çok rahat davrandım. Hani bazı aileler de vardır ya eve misafir bile kabul etmezler Ben de öyle bir şey yoktu ama Sıtkı Aslanhan Hoca var yıllar önce bir program yapmıştık onun kızları da üniversite sınavına hazırlanırken şey demişti bana Demet Hanım özellikle buradan sevgili izleyenlere de söylüyorum hayat içerisinde yapmaları gereken meşguliyetleri sorumluluklarını mutlaka yerlerine getirmeleri gerekiyor tamamen hayatları bir sınav olarak görmemesi sınav sürecine odaklanmamaları gerekiyor ee, evde bulaşık yıkamakla mı sorumlular? Evet yani üniversite Evlatlar. sınavına evet e, hazırlanıyorum diye ya ben işte onu da yapmayacağım bunu da yapmayacağım. Bu aslında dedi onları daha çok e, geren e, sıkıntıya sokan bir şey. Kesinlikle. Hayır annenize yardım edeceksiniz işte kız evlatsa bulaşıkları yıkayabilirsiniz. Erkek evlatsa belki arabayı yıkama görevini verebilirsiniz veya daha farklı şeyleri verebilirsiniz. Hayattan da herhalde tamamen bir kopartmamak gerekiyor öyle değil mi? Bana çok mantıklı gelmişti o zaman. Hatta şöyle bunu daha da açalım. Bunu kesinlikle konuşmak istediğim e, hatta bugün ana fikir olarak vermek istediğim bir başlık. Şimdi Hı -hı. bu YKS için de bu şekliyle. Bugün konumuz olmayan LGS için de bu şekliyle. Evet. Örnek olarak diyorum yetişkin birisi için konuşuyoruz. Hı -hı. KPSS için de bu bu şekilde. Evet. Sınav hazırlık süreci demek hayata tamamen bir fanusun içerisinde. Sadece kalkıyorum, ders çalışıyorum, dershaneye gidiyorum, eve geliyorum, Hı -hı. soru çözüyorum. Değil. Kesinlikle değil. E, geliyor bir öğrencim diyor ki ben diyor bu sene sınava hazırlandığım için hocam diyor sporu bıraktım mesela. Hı -hı. Bakın farklı bir bakış açısı. Spor bıraktım. Öbür öğrencime diyorum ki ne zaman arkadaşlarına bir araya geldin? Hani bir çay içtiniz, bir kahve içtiniz. Dışarı çıkmıyorum hocam diyor. Sosyal hayat yok. Bu sene tamamen sınav diyor. Bir diğerine soruyorum ki uyku düzeni nasıl mesela? Çok az uyuyorum hocam. Uyuma öğretmenim dedi ki diyor dershanedeki öğretmenim. Hani burada tenzih ediyorum sadece öğrenci cümlesiyle Hı -hı. söylüyorum. Uyumasan da ölmezsin. Az uyuyabilirsin ama derslerinde bu eksiklerini kapatman lazım. Çünkü sınava hazırlanıyorsun. Çünkü yarıştığın arkadaşların böyle. Şimdi bakın bunlar en çok duyduğumuz, en fazla duyduğumuz örnekler. En fazla karşı çıkan şeyler. Evet. Evde de bu çocuk görevlerini yerine getirecek, yatağını toplayacak, kıyafetlerini kaldıracak, odasını kendisi düzenleyecek. Eğer kız ya da erkek hiç fark etmez masayı da kurmaya yardım edecek. Annesiyle babasıyla bir çay sofrasında bir araya gelecek. Evet. Diğer tarafta sosyal hayatına, bakın her hafta demiyorum belki ki bence her hafta arkadaşlarıyla birkaç saat kendine zaman ayırabilir. Evet. Sosyal hayattan bu çocukları çekmeyeceğiz. Spora gidiyorsa ki bence az önce dedik ya hani daha fazla kaygı haline getirir. Evet. Şimdi siz bir enerji yüklüyorsunuz kendinizi yüklüyorsunuz yük ...yüklüyorsunuz, yüklüyorsunuz. E bu... ...olumsuz enerji aktarmanız gereken bir yer var. Akıtmanız gerekiyor. Vücudunuzda onu tutamazsınız... ...o kadar. Nerede akıtacağız? Sporla akıtacağız. Sosyal bir... E, ...ortamda akıtacağız. Belki bir... ...bulaşığın deterjanlı suyuyla akıtacağız. Ama o kaygıyı, o olumsuz... ...enerjiyi, o negatifliği vücudumuzdan... ...akıtmamız için kesinlikle hayatın içinde de... ...var olacağız. Bir de şöyle... ...bunu çok aksatıyoruz. Bunu bir anne olarak... ...söylüyorum. Ya biz sadece... ...bir e, akademik başarı... ...üzerine hayat yaşamıyoruz ki biz insanız her şeyden önce. Bu çocuk üniversiteyi kazanıp gittiğinde bir çorba kaynırıştırmayı bilmiyorsa, kendi söküğünü dikmeyi bilmiyorsa bu da problem. İlkokulda öğrensin diyoruz Erteliyoruz. Ortaokulda öğrensin diyoruz, erteliyoruz. Lisede öğrensin diyoruz, sınav var diyoruz, yine erteliyoruz. Bir birey yetiştiriyoruz, evet. bir anne adayı yetiştiriyoruz, bir baba adayı yetiştiriyoruz, bir vatandaş yetiştiriyoruz. Akademik hayata dair duyduğumuz bu kaygıları keşke bir miktar da onu doğru bir insan olarak, doğru bir vatandaş olarak yetiştirmeye de versek. Bu da çok önemli bir başlık. Velhasılı kelam biz sınavla fazla anlam yüklemek yerine doğru anlamları yükleyerek süreci yönetebilirsek hem çocuk... ...bir vatandaş olarak hem birey olarak hem evlat olarak hem de öğrenci olarak üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaktır. Bir de dedik ki hani benim işte kızıma Hı -hı. E, hani bu stresi kızlarıma bu stresi yaşatmadım. Hı -hı. Çocuk o stresi ya anne babanın sınava yüklediği anlamdan alır Hı -hı. E, ya okuldaki öğretmenlerinden alır ya arkadaşlarından alır. Üç kanadı var çocuğun o süreçte zaten ama bunun en önemlisi ailenin sınava yüklediği anlam ya da anlamlandırdığı şekildir. Eğer siz doğru şekilde yönetiyorsanız tabii ki bir miktar kaygı olacak şimdi kaygı kötü bir şey de değil. Kaygı harekete güç, geçirici güçtür yani. Evet onu da söyleyecektim. Hani e, ben özellikle bir baskı yapmadım. İşte hayatın e, sonu değil kızım dedim. Hani hep konuştum böyle. Ama yine de bugün bana o korku cevabını vermesi dedim ki yani ben bu kadar e, babası da ben de bu kadar şey yapmamamıza rağmen. Demek ki onu o çocuk almış ama o, o şey. Belki bir cümlemizde belki bir hareketimizde, belki bir davranışımızda ya da belki de bize mahcup olmamak için. Dediğiniz gibi öğretmenleri, arkadaşları ee, yani hep bir e, ağızdan hep bir e, etraftan e, ufak tefek de olsa o kaygıyı veriyormuşuz hani demek şey diye. deriz ya mesela e, sana güveniyorum hani Evet. bu çok güzel bir şeydir Hı -hı. evet ama sen yaparsın kızım Hı -hı. sen bunu yapabilirsin diyoruz. Çok masum bu cümle değil evet. mi? Ama bu çocuğa o kadar ciddi sorumluluk yüklüyor ki şöyle diyoruz senin başarmama ihtimalin yok. Sen bunu başaracaksın. Çünkü sen yapacaksın. Aslında sen yaparsın ben sana güveniyorum. Şimdi güveniyorum güzel ama sen yaparsın'a döndüğümüz an itibariyle ona başarısızlık ihtimali tanımıyoruz. Bu fark etmeden bir stres yükleyebilir. Ama şunu da düzeltelim mesela. Çocuğun kaygılı olacak tabii ki kaygılı. Şimdi ben bugün programa çıkacağım. Yanlış bir şey ya da şu an burada otururken yanlış bir şey söyleyecek miyim? Endişesi tabii ki taşıyacağım. Tabii ki kaygı taşıyacağım. Kaygı bizim için itici güçtür. Harekete geçirir, odağımızı toplar, dikkatimizi toplar. Doğru miktarda olması gerekir. Çok da faydalıdır. Biz kaygıdan ne zaman korkarız? Biz kaygı yönetebildiğimiz sürece sıkıntı yok. Kaygı bizi yönetmeye başladığı an itibariyle evet artık oradaki kaygıya müdahale edilmesi gerekir. O bambaşka bir boyuttur ama çocuklarımızın mesela hiç stres yüklemeseniz bile kaygı duyması, çalıştım ...acaba emeğimin karşılığını alabilecek miyim? İster istemez bu kaygıyı evet. duyabilir. Bu, ev, bu çok masum ve tatlı bir şey benim için. Keşke bütün öğrencilerimiz de bu oranda kaygı olsa. Bazılarında çok fazla, bazılarında da maalesef hiç yok. Yani bu denge noktasında önemli bir ayrım. Evet, ee, peki YKS sürecine dedik ki geri sayım başladı. Evet, Aslında bakarsanız genel kaldı. evet genel anlamda uzun bir süre varmış gibi görünüyor. Ee, tabii background'una baktığınızda hani yılların birikimi çok daha önemli belki de. Evet. Ee, ama size göre bir eğitimci olarak YKS'ye hazırlanan bir genç ne zaman çalışmaya başlamalı? Siz cevap verdiniz aslında şimdi <laughs> <laughs> Gerçekten de öyle. Ee, şöyle örnek vereyim. Şimdi öğrenciye diyoruz ki yavrucuğum deneme sınavı var. Mesela tamam hocam diyor ne zaman? İşte cuma günü günlerden salı tamam diyor ben çalışırım. Ben yani şimdi içimden gülüyorum ama tabii bir şey söylemek istemiyorum ya da işte esprili bir şekilde karşılık Acele etme yavrum sabah bakarsın kısmına dönüyoruz. Nasıl ki hani deneme sınavına son gün, son hafta işte iki gün kala çalışılmazsa bu deneme sınavları nedir? Gerçek sınavların simülasyonlarıdır. Biz deneme sınavlarında öğrencilerin röntgenlerini çekeriz, bakarız. Nasıl ki röntgende doktor bakar hastalığımızı söylerse biz de röntgene bakarız. Deriz ki güzel çocuğum senin Türkçe'de fiilimse de isim fiil konusunda şu kazanım eksiğin var buna bir çalış deriz ve biz deneme sınavlarıyla öğrenciyi tamamlarız ama asla son hafta çalışılmaz. Sınavlarda da YKS'de de son yıl çalışmak aslında doğru mudur? Değildir. Sınav benim nazarımda olması gereken hatta şudur. Öğrencilik hayatınız boyunca 4 dört yıl boyunca her yıl siz o sınava dair bir kazanım alıyorsunuz. Evet bazı konular girer bazı konular çıkar ama şunu söyleyebiliriz. Dokuzuncu sınıfı alıyoruz TYT'de öğrenciye soruyoruz. Hı hı. Bizim güzel evlatlarımız güzel bir şekilde çalışmış öğrenmiş bakın çalışmaktan da ziyade evet. doğru çalışarak öğrenmiş olsalar aslında 4 yılın sonunda çok çalışarak değil. Doğru çalışarak bu sınavı zaten kazanırlar ve hiç bu kadar kendileri yorulmazlar. Yani program yapıyoruz 6 saat uyuyayım yok hocam diyor 4 saat uyusam da yeter şu kadar çalışmam gerekiyor. Buna girmemek için bizim bu 4 yıllık süreci her yıl sadece üzerimize düşeni yapsak, o yılın müfredatına gerçekten e, gereken şekliyle cevap versek, öğrensek biz sınav yılında bunların hiçbirini yaşamayız. Hmm. Sonuç itibariyle ben 17 yıllık öğretmenim. 17 yıllık öğretmen olarak şunu çok rahat göğsümü gere gere diyorum. Ben profesyonelim bu işte. E, öğrenciliğe bakalım şimdi. E, 4 yıl ilkokulda, 4 evet. yıl ortaokulda 8 yıl liseye geliyor. Sınav yılında 12. yıl. Profesyonel öğrenci ya. Şimdi ben 12 yıllık öğretmen arkadaşımla konuşurken o her şeyi bu hocam halletmiş diye bakıyorum. Evet. Öğrenci de profesyonel aslında. Kendi işinde, sonuçta öğrencilikte onun evet. görev tanımı içerisinde. Gerçekten gerekli şekilde görevlerini yerine getirmiş olsa bu çocuğumuzun bu sıkıntıları yaşamaması gerekiyor. Peki bunu bir kenara koyuyoruz. Bu bizim ülkemizde maalesef 100 öğrenciden belki 2-3'ünde belki 5'inde karşılaştığımız bir durum. Evet. Biz genellikle Artık bilmiyorum. Millet olarak özelliğimiz mi son dakika işlerini seven bir milletiz. Maalesef. Peki son yıl için söylüyorum. Sınava Eylül ayında da başlanılmaz sınava. Eğer sen doğru düzgün çalışmadın ama sınava karşı da gerçekten evet ben bunu yapmak istiyorum. Yapabilir. Son yılda yapabilir çok rahat bir şekilde. Ama Haziran itibariyle başlayacaksın. Hmm. Haziran'da başlayacaksın çalışmaya. Haziran itibariyle bu sınava hazırlık yaptığında çok daha rahat hazırlanırsın. Çok yani daha rahat kazanırsın. Yani bir yıl diyorsunuz. Evet, öyle bir mi? yıl. Bir yıl bu bir yılı da Gerçekten planlı çalışarak. Anladım. Bakın burada şunu çok karıştırıyoruz. Çok çalışmam lazım. Hayır diyorum ya. Hayır çok çalışman gerekmiyor. Doğru ve yeterli oranda çalışman gerekiyor. Bir hafta hiç çalışmamış öbür hafta hallederim hocam diyor. Öbür hafta geliyor zaten konular birikti. Evet. E bir de sistem olarak her hafta her ay yeni bir ünite yeni bir kazanım. Bir birikti iki birikti üç birikti şimdi bir ile beş aynı olur mu? Günün sonunda beş taneyi tamamlayamayacağı için tamamen bırakıyor. O yüzden Haziran ayında itibariyle başlayacak. Zaman yönetimi demiş olduğumuz sistem içerisinde okul hayatını kenara koyacaksın, uykuyu kenara koyacaksın. Öğrenci ortalama okulda çıktığında, uyku çıktığında 6 saat gibi bir zaman kalıyor. Evet. Direkt söylemiş olalım zaman evet. diliminde. Bu 6 saati nasıl değerlendirdiğinle alakalı senin sınava. Bu 6 saatinde gerçekten Haziran itibariyle günlük 4 saat çalışsa bir öğrenci evet. Türkiye derecesiyle kazanabilir bakın. Çok rahat bir şekilde kazanabilir. Yaşadık bunları tecrübe ettiğimiz şeyler. Haziran'da yine başlamadı. Yine mi oldu? Hayır tabii ki olur. Eylül'e başlasa da olur. İnanın Ocak'ta başlasa bile belli bir sistemle, belli bir oranda olur. Ama belli bir oranda. Yani şimdi gerçekçe bakacağız. Büyük Başarılar belki evet. şey yapamayabilir, kazanamayabilir. Çok ee... Olağan dışı örnektir. Hmm. Çok zekidir, hmm. dinlemiştir, almıştır, çok azimlidir. Gerçekten farklı bir durum vardır, olabilir. Hmm. Ama diğer durumda olmaz demiyorum. Olur fakat e, Haziran'da başlayan ya da 4 yıl sistemle çalışan ya da 11 ve 12 sistem çalışan bir öğrenciyle aynı yeri olur mu? Gerçek standartlarda olmaz. Hmm. Gerçekçi bakacağız tabii ki. Hiç olmaz demiyorum. Olur ama çok zor olur. Diğer anlamda da son 3 ay kaldı. Şimdi çalışsam olur mu? Yani şöyle... Diğer olabilir evet ama çok 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 zor ya da herhangi bir yer olmasına gerek yok. Evet. Yani orada da gerçekçi bakacağız. Biz hani şu ana kadar düzgün ve sistemde çalışan bir öğrencinin son 3 ayını nasıl değerlendirmesi üzerine odaklanmak üzerine konuşmamız gerekir öğrencilerimiz için söylüyorum bunu. Son 3 ay çalışsam olur mu hocam? Yani öyle olsa tabii ki diğer arkadaşların da son 3 ay çalışarak farklı yerlere gelebilirlerdi. Gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Kesinlikle öyle. Aslına bakarsanız sevgili izleyenler Tuğba Hanım gerçekten çok önemli böyle mesajlar veriyor lütfen televizyonunuzun sesini açın özellikle dinleyin çocuklarınız YKS'ye hazırlanıyorsa merak ediyorum lütfen bize yazın WhatsApp hattımızdan YKS sürecinde şu anda neler yaşıyorsunuz öğrenciniz evladınız hazırlanıyor ama hocamın da söylediği gibi sizler de bu sürece dahil misiniz geri sayım başladı dedik ne zaman başladılar günde ne kadar çalışıyorlar bizimle paylaşın sormak istedikleriniz varsa da lütfen yazın 0538 011 26 63 numaralı hattımıza veyahut yeni güne merhaba tv instagram adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, evet hocam çok güzel bir açıklama yaptınız bir yıl sistemli düzgün çalıştıktan sonra herhalde yüzde altmışını yüzde yetmişini halletmiş oluyor çocuk. Biraz da dediğiniz gibi zeki ise aldığını güzelce kendisi böyle cebine koyabildiyse. ...üniversite e, sınavını kazanamama gibi bir e, durumu yok. Peki e, şunu da sormak istiyorum. E, konu ve e, soru çözümüyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bazıları e, sürekli böyle soru e, çözerek çalışırlar. Kimisi de sadece konu tekrarı yaparak. Bunun da herhalde bir dengesi olması gerekiyor değil, <laughs> değil mi? Yani şimdi bu o kadar e, farklı yani şöyle her öğrenci için farklı aslında. Ama biz sistem olarak şunu hep söyleriz ve her öğrenci de başarı, yani başarı gösterdiğimiz bir sistem. Olması gereken sistem de şudur. Bir konuyu yeni öğrenmeye başladığınızda o konuyla ilgili direkt soru çözmeniz zordur. Hı hı. Eksik kazanımla. Ama hı. diyelim ki öğrendik konuları nasıl gidelim? Biz ilk başta şunu deriz. Önce konuyu öğreneceğiz. Hı hı. Konuyu anlayacağız. Şimdi o konuyu aldım, öğrendim ben bunu soruda uygulamam gerekiyor. Çünkü çocuğun girmiş olduğu sınav çoktan seçmeli bir sınav. Yani evet. soru tipi üzerinden gitmesi gerekiyor. Teknik bilgi çok önemli ama uygulamayı göreceğiz. Önce öğreneceğiz. Öğrendikten sonra da evet konu soruya geçebiliriz. Başlangıcımız hep bu dengeyle gideceğiz. Konuyu okulda öğretmeninden öğrenebilir, evde kendisi destekleyebilir, dershaneden öğrenebilir. Öğrendikten sonra mesela Türkçe'de biz konuyu anlatırız. Sonra deriz ki hemen bugün, bugün bu konuyla ilgili, konuya göre de değişiklik gösteriyor. Şimdi Hı. bu alt başlıkları çok farklı ama ben Türkçe üzerinden kendi bu branşım üzerinden, edebiyat üzerinden örnek vereyim. Mesela ben filmsi çocuğumla eğer öğrendiysem, öğretmeye çalıştım ve çocuk da bunu evet bu kazanımı aldı, öğrendiyse o gün hemen 200 tane soru çözmesini isterim. Bu çocuğun almış olduğu kazanımları soru köklerinde görmesini sağlar ve oturmasını sağlar. Ve devamında bu konuyu unutmaması için de düzenli soru çözmesi gerekir. Ama konular bitene kadar konu çalışması, konu tekrarı ve soru çözümü birlikte eşlik eder. Tamamen soru üzerine ne zaman geçebilir? Konular biter, artık son üç ay kalmıştır, son Hı -hı. iki ay kalmıştır. Bundan sonrasında tekrarların tamamen soru üzerinden hatta bana göre konu taramalarından ve deneme konu branş denemelerinden gidebilir, deneme sınavlarından gidebilir. Ama bu son 3 veya son iki ay için geçerlidir. Anladım. Tabii konu eksiği olmamak kaydıyla. Konu eksiği var, hocam soru üzerinden gidiyorum, işte buradan halledeyim imkansızı zorluyorsun orada. Yani konu eksiğin varken çünkü ciddi anlamda bilgi de var yani. Hani bir felsefe için bunu diyemeyebilirim. Paragraf soruları için bunu Türkçe'nin evet. paragraf soruları için bunu diyemeyebilirim. Ama diğerlerinin hepsinde bilgi gerekiyor. Bilginin olmadığı yerde soruyla gitmek çok büyük bir tehdit. Çok büyük bir risk oturmaz. Çok zoru zorluyoruz orada. İmkansızı zorluyoruz. Düzenli bir şekilde gidiyorsak başlangıcımız konu çalışması. Hatta şunu da yapabilir çocuklar, gençler. Yani ben e, acı akayındayım hocam ama acaba nasıl? nasıl yapsam hani konuyu tekrar et bir özet defterin olabilir bir işte özet kitabı kitapçığın olabilir konuyu tekrar edip soruya geçebilirsin direkt ama hiç tekrarsa soru çözmek de risktir tekrar evet. da gerekiyor aralıklı tekrar da gerekiyor beynin o bilgiyi unutmaması için çünkü düzenli olarak tekrar soru çözüyorum diyen öğrencimiz az maalesef o yüzden konu tekrarı önemli ama tamamen soru üzerinden gidebilecekleri aylar bu ve bundan sonrası için geçerli. O da konuları bitirdik, öğrendik hocam. Artık tarama yapabilirim. Mesela branş denemesi müthiştir. Hem çocuk eksiğini görür orada, hem eksiğini tamamlayabilir hem de soru tiplerini görmüş olur. Çünkü her konuyla ilgili çok fazla soru tipimiz var. Hı -hı. Görmesi onun için sağlıklı olur. Anladım. Ee, şimdi yavaş yavaş sorular gelmeye başlamış ama çok da önemli bir şey geldi aklıma. Ee, o da neden? Yine çocuklar üniversite sınavına hazırlanırken bazı arkadaşlarının son dakikada işte sözelden sayısala ya da işte e, hukuk fakültesinden e, tıbba böyle çok e, nasıl diyeyim ani ve keskin dönüşler yaptıklarını gördüm. Sizce bir öğrenci e, ne zaman karar vermeli? TM'ci mi, Sözel'ci mi, Sayısal'cı mı e, olacağına, meslek seçimiyle birlikte hayalini kurduğu hedefindeki e, bu meslekle alakalı paralel midir seçtiği bölüm yoksa tamamen hayır Demet Hanım yeteneklerine göre de aynı zamanda bunu düşünmesi gerekir mi dersiniz? <laughs> En çok e, soru aldığım ve keskin cevaplar verdiğim bir soru, alanı sordunuz aslında. Çocuklarımızın, gençlerimizin son dakika bölüm değiştirmesi tamamen, Hı -hı. bakın tamamen istisnasız diyorum, sayısala geçer, Hı -hı. zorlanır, zorlandığı an, Ailesini de ikna ettiği an direkt Hı -hı. der ki ben eşit ağırlığa geçeyim aslında hukuk istiyordum. Yani evet. Biz hep bu anı yaşıyoruz evet. ve fark ettiyseniz hep sayısaldan eşit ağırlığa geçiş Kesinlikle vardır. Öyle. Eşit ağırlıktan Hı -hı. çok nadir sözele vardır. Sözelden eşit ağırlığa, eşit ağırlıktan sayısalı geçen öğrenci de neredeyse hiç görmeyiz. Hiç yok ama sayısaldan Tamamen eşit ağırlığa geçen Aynen çünkü çok bunun var. Türkçesi yani binlerce öğrenciyle tecrübe ettiğimiz şey zorlanmasıyla alakalı. Hı -hı. Çocuk e, bu durumda şunu soracağız. Sayısalı kendisi mi istedi? Ya da zorlandığı an kaçabileceği hissiyatını kim verdi? Şimdi burada da aileyi ben dönüyorum direkt aslında öğrenciyle işim yok benim burada tamamen aileyle. Öğrencilerimizin bölüm seçerken 11. sınıfta bu gençlerimiz kendi bölümlerine geçiyorlar. Evet. Ya mümkünse ülkemizde de ciddi anlamda eğitim noktasında geliştiğimiz alanlardan bir tanesidir. Ya bir meslek envanteri ya da çocuğun kendi becerilerine göre bir test uygulatabilirsiniz. E, bu normal hani kendi okulunda da olabilir, okul rehberlik servislerimiz de bunu yapabilir. Herhangi bir kuruma gidip, özel kuruma gidip de bunu uygulatabilirsiniz. Evet. Burada öğrenci şunu görür, sizin mesela siz çocuğunuzu çocuğunuzun sayısal yeteneğinin olduğunu düşünebilirsiniz. Aynı zamanda annelik ve babalık güdüsüyle benim çocuğum sayısala gitsin en iyi bölümlerde orada diyebilirsiniz. Çocuk da der ki annem babam istedi zaten bunu ama gider de bir uzman desteği alırsanız orada çocuk diyecek ki a benim gerçekten buna yeteneğim var ya tamam. Beyin orada anne babanın isteğini gerçekleştirdiği kısmını kapatır bilinçaltında çünkü bilinçaltın aklı yok yani orada anne babamın isteği kalıyor orada. Zorlandığı anda da o yüzden geçiyor çünkü kendi tercih etmedi onu dışarıdan bir etkiyle tercih etti ama gider de bir uzman desteğiyle bunu yaparsanız çocuk o zaman şunu kabul ediyor. Bu benim yeteneğim ve ben burada ilerlemeliyim. Zorlandığında da mücadele edebiliyor orada. O yüzden bu benim için çok sağlıklı bir şey. Bana gelen bütün öğrencilerimde ben söylerim. Derim ki bir becerilerine bakalım. Neye yeteneğin var bakalım. Gerçekten mesela gazetecilik istiyor. Bana göre de müthiş bir şey. Ama çocuk sonucu gördüğünde gerçekten benim buna yeteneğim var dediğinde o çocuk artık ona gerçekten asılıyor, bağlanıyor. Bu çok önemli bir. İkincisi Bölüm seçerken şunu gerçekten çocuğumuza hani böyle sadece 11. sınıfta bir bölüm seçmediğini, geleceğinde ortalama 35-40 yıl o mesleği yapacağını evet. konuşarak, evet bak bunu gerçekten istiyorsan bu bölümü seç, ona göre bir meslek tercih edelim. Çünkü sen onu ortalama 35-40 yıl boyunca yapacaksın. Sevmediğiniz bir işte hayat geçer mi? Geçmez, evet. mümkün değil. Ee, son olarak da hani az önce dedik ya zorlandığında bırakıyor çocuklar. Hı hı. Zorlandıklarında mücadele edebilecek gerçekten motivasyon kaynağı çocuklara hedefler vermek lazım. ya yani Çocuğun bir hedefinin, bir hayalin olması gerekiyor orada da. Kendi işin içerisinde olur da sizin baskınızla sizin isteğinizle seçmezse kendisi için çocuk koşturmuş olacak, asılmış olacak. Diğer durumda annem için babam için, dedem için diyor. Çocuk zorlandığından diyor ki bu benim için değildi ki zaten. Onlar için yaptım. O zaman değişebilirim. Bir de bölüm değiştirme noktasında en az bir üç ay dirensin aileler. Yani bir dirensin gerçekten deneme neticelerine çakılsın ya hiçbir şey olmaz. Ama gerçekten olmuyorsa eğer, her şeye rağmen olmuyorsa o zaman olabilir. Hani kesinlikle karşıyım demeyelim. Anladım. Çok zorlanıyordur Hı -hı. eyvallah ama bir süreç tanımak lazım. Birinci denemede kötü geçmiş, çocuğun morali bozulmuş, bölüm değiştirmiş. Böyle bir şey yok. Hı -hı. Hayatta hangimiz yani hani böyle her işi çok kolay bir şekilde yapıyoruz. Elbette. Uğraşacağız, dinleyeceğiz. O da hayattır, o da öğrenmedir. Ve en önemli öğrenme de odur. Ee, bunlar bizim için önemli. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Çocuk sayısalda ve çok başarılı. Ama meslek olarak da mesela bu da önemli bir başlık. Kazandı ama kendi istediği bölümü kazanmadı. Bir de bunun okuma bölümü var ya hani okuma kısmı var ya o yüzden tercihlerde de yine bunun sonraki bir konu ama yine çocuğun kendi istediği alan, ilgisinin olduğu alan üzerinden devam etmek lazım. Bunun ilk adımı bölüm seçmek, ikinci adımı da meslek seçmek. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı şeyi düşünmüştüm. Ee, sorulara geçmeden önce şeyi de e, soracaktım. Yani mesela benim ailemde de vardı. E, işte fizik mühendisliğini kazandı ama sonra e, tekrar okulunu değiştirdi. Biraz ailenin baskısı olunca da işte doktor olsun çocuğu, mühendis olsun diye biz o çocuk sayısal yeteneği de varsa üniversite sınavına giriyor, kazanıyor. Devam ediyor işte doktorluk veya işte mühendislik ama sonra bakıyor ki hayır bu meslek bana göre değil ben mutlu değilim deyip üniversite birinci, ikinci, üçüncü sınıfta bile bırakıp yeniden sınava girip yeniden bambaşka bir mesleğe geçenler var öyle değil mi hocam? Bunun olmaması için de biraz çocuklarımıza güvenmemiz ve onlara bırakmamız gerekiyor. Bununla ilgili geçen yıl biz bir anı yaşadık. Bir öğrencimiz Bakın e, Maraş'ta hani öğrencimiz Maraş'taymış. Çocuk derece öğrencisi 11. sınıfta sayısalda çocuk. 12. sınıfta aile çok hızlı bir şekilde anlatacağım. E, ailesi dershaneye yazdırıyor aynı zamanda okulu var çocuk denemelerde birinci. Yanlışı çıkmıyor çocuğun o derece. Annesi severken doktor oğlum benim canım oğlum benim diye seviyor. Çocuk e, 12. sınıfın hani başında işte dershaneye giderken dershaneyi bıraktığını söylüyor ailesine. Sonra diyor ki ben sayısaldan işte geçeceğim aile bir şey diyemiyor. Yani çatışmak istemiyorlar ya da bana ifade edilen bu. Sonra çocuk o senenin sonunda sınava da girmek istemediğini söylüyor. Aile çocuğu tamamen kaybetmek yerine tamam diyor bırakıyorlar. Sınava girmiyor. Bir sonraki sene deneme yine dershaneye aile yazdırıyor. Çocuğunu kaydettiriyor. E, çocuk yine dershaneye gitmiyor. Sadece son 3 ay denemelere girerek Ankara'da e, çok güzel yani böyle parmakla gösterdiğimiz bir üniversitenin eşit ağırlıkta çok iyi bir bölümünü kazanıyor. E, isim i̇sim vermeyeceğim. Sonra bu defa da diyor ki ben bu bölümde okumak istemiyorum. Sonra bana geliyorlar. Hmm. Biz konuşurken söylediği çok böyle can alıcı birkaç şey var yani. Birincisi diyor ki annem diyor bana hiç hangi bölümü okumak istediğimi sormadı diyor. Hep doktor oğlum diye seviyordu. Ben doktor olmak istemiyorum ki. Onun için çocuk hem dershaneye gitmeyi bırakıyor hem bölümünü değiştiriyor. Bu defa aile Geçti eşit ağırlık bölümünde iyi bölümler söylüyor. Yine ailenin baskısından kurtulmak için kendince hiç istemediği bir bölümü yazıyor. Oraya gidiyor bu defa da onu da istemiyorum diyor. Şimdi burada tamamen bakın zeki olabilir çocuk. Sayısalı da yapabilir, eşit ağırlığı da yapabilir. Ama günün sonunda kendi tercihi ve kendi yeteneği yoksa özellikle böyle iyi öğrencilerde üniversitedeyken bırakıp Bakın hayatından iki yılı çalıyor. Evet tabii ki öbür tarafta 35 yılı sevmediği bir bölümü sevmediği bir iş yapacağına buradaki iki yıl önemli değil ama bu iki yıl da önemli aslında doğru tercihle bu iki yılı da kazandırabiliriz. Evet. O yüzden onları alan verelim. Alan sağlayalım. Bunu okuyamazsın. Şunun iş imkanı yok. Şu olmaz sana demek yerine sen neyi istersin önce soracağız çünkü onun hayatı. Biz onun hayatını yönetmiyoruz. Biz eşlik ediyoruz. Bu sınav sürecinde böyle olması gerekiyor ya evet. çocukla sınava hazırlanıyoruz. Evet bütün kaygısını biz paylaşıyoruz ama sadece eşlik ediyoruz. Onun yerine hayatını yaşamayacağız. Ben çocukların okuyacağı bölümlere müdahale eden ailelerde bunu görüyorum. Onun yerine yaşarcasına müdahale ediyor. Hayır ya, o onun hayatı. Ben hayatımın bu bölümünü tamamladım, bir kenara çekilmeliyim. O artık kendi hayatını yaşamalı. Buna fırsat tanımalıyız. Kötü niyetle yapmıyoruz. Tamamen Anne baba içgüdüsüyle yapıyoruz. Daha iyi yerlere gelsin diye yapıyoruz. Ama belki çocuk kendi istediği yerde en iyisi olacaktır yani. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Hanımcığım sorularımıza geçelim mi yavaş yavaş? Geçelim yavaş yavaş. Ee, hayırlı Ramazanlar Demet Hanım. Teşekkür ediyoruz. Tuğba Hanım'a da teşekkür ederiz. Çocuğum YKS sınavına hazırlanıyor. Aynı zamanda da rutin derslerine devam ediyor. Haftalık tekrarlar şeklinde çalışıyor. Bu çalışma tarzı sınav için yeterli mi? Haftalık tekrar yapıyormuş hocam. Yani burada öğrenciyi görmeden net olarak kesin cevaplar vermeyelim. Yanlış bir şey söyleriz. Öğrenciyle ilgili eksik ya da fazla kalabilir ama şunu söyleyebiliriz. E, haftalık tekrarlarının yani minik özetler. Bakın ben sınava hazırlık sürecim benim. Birazdan ondan bahsetmek istiyorum. Ben kesinlikle kendi notumu çıkarırdım. Sesli tekrarımı yapar, soru çözerdim. E, o notumu bana Üç ay sonra da o konuyu tekrar etmem için çok iyiydi. Eğer öğrencimizin tekrarı kendi notları özet üzerinden ise muhteşem güzel yanına soru ekleme koyabilir. Çünkü biz soru üzerinden bir sınava gireceğiz. Çoktan seçmeli bir sınav üzerine gireceğiz. Evet. Bu yüzden ne kadar çok soru görsek o kadar iyidir diyoruz. Yani böyle en az çocuklara deriz ki bir sınava hazırlanırken her ders için 4-5 kaynak bitirse ne kadar muhteşem olur. Hı hı. Bir yıl içinde güzel kaynak oranı evet, bu. hani evet. Az ya da fazla da değil aslında o yüzden tekrarının yanına soru da koyuyorsa eğer çok güzel ama çocuğun kapasitesiyle alakalı. Bir öğrenci bir tane test kitabını bitirmek muhteşemken diğer öğrenci altı tane çözer dersin ki hala bunun gideri vardır. Kapasite meselesi, öğrenme meselesi, öğrenme süreci. Her öğrenci biriciktir, öğrenme süreçleri de biriciktir. O yüzden kapasitesini bilmeden net bir şey demeyelim. Tekrarının yanına soru çözümü de eklerse vardır belki de ben yoksa diye söylemiş olayım çok güzel. Bir de kendilerini şöyle ölçsünler. Gün bittiğinde en azından üç Saatini derste geçirdi mi geçirmedi mi bunu bir ölçsün. Bu güzel bir kriter olur onun için. Evet deneme sınavları varmış hocam. E, yapıyormuş o sevgili yönetmenim kulağıma söyledi. Demek ki e, hem e, haftalık tekrar hem de e, sınavlar şu anda gidişat iyi gibi görünüyor. Güzel. Peki sınav senesinde uyku düzenimi nasıl oluşturabilirim? Daha fazla çalışarak ama verimli uyku alarak nasıl başarabilirim? Teşekkür ederim. Öğrencide kendisi yazmış. <laughs> evet en önemli şey. Hatta bu soru üzerinden de böyle bu alanı açalım şimdi. Biz çocukları sınav yılında hep dersleri nasıl diye sorarız. Dersi kenara koydum. Sen nasılsın? Bir, psikolojik iyilikleri çok önemli bizim için. İki, uyku durumları çok önemli bizim için. Üç, beslenme durumları çok önemli bizim için. Dört, sportif faaliyetleri çok önemli bizim için. Biz aslında bu beşinci basamağa gelene kadar iyi misin, nasıl uyuyorsun, nasıl besleniyorsun, hareket ediyor musun sormamız gerekiyor gençlere. Sonra akademik kısım. Ben bunları hallettiklerini düşünerek akademik kısmı konuştuğumu varsaysın ailelerimiz bugün. Tamam. Çok güzel bir soru sormuş öğrendiğimiz uyku durumu. Şimdi bizim öğrenmemizi tamamlamamız kadar dinlenmemiz de çok önemli ya. En az 6 saat uyumaları gerekiyor. Bana göre 7 de hani hocalarımla çok da ters düşmeyelim diye diyorum <laughs> yani bunu. Şimdi 6 saat uyuyacaklar. Tabii ki Ramazan'da şu an olağanüstü bir durum var. Ramazanı kenara koyuyorum. En son Ramazan'a dair de böyle nasıl çalışabileceklerini birkaç örneğine vereceğim. Ama normalde Kesinlikle 12 ile 6 arasında bu gençlerin uyuması gerekiyor. Hocam ben gece çalışabiliyorum ama gündüz okulda uyuyor. İddia ediyorum gece çalışıyorum, 3 saat bana yetiyor diyen öğrencilerimin çünkü okulu arıyoruz. Öğretmenine soruyoruz hocam diyor. Daha sonra uyuyor çocuk. E, haklı çocuk uyuması gerekiyor. Beden orada e, fazla zorluyoruz. Bakın beyin yorulmaz evet ama beden yorulur yani bedenin dinlenmesi gerekiyor. O yüzden 12-6 bu 12-6 da kalıcı bilginin artık oluştuğu böyle hani en sağlıklı uyku dediğimiz zaman dilimi olduğu için. 12 ile 6 arasında uyumalarını çocuklarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama 6 ile 8 arası en iyi öğrenmenin gerçekleştiği, benim de sınava hazırlanırken, bakın ben Ardahan'ın Hanok ilçesinde sınava hazırlandım. Dershane vesaire yok ama beni Türkiye derecesiyle kazandıran en iyi şey sabah 6 ile 8 arasında ders çalışırdım. Hatta 5 ile 8 arasında ders çalışırdım, erken uyurduk çünkü. Şimdi bu saat aralığında çalıştığınızda beyin açık, uykudan kalktığınız evet. öğrenmeyi en hazır, bir de camı aç temiz hava, mis gibi en ideal öğrenmede hatta en çok zorlandıkları dersleri de bu saat aralığında çalışsınlar bir hafta sonra teşekkür mesajı atarlar bakın. İnşallah. O derece diyorum Hadi yani. En çok zorlandıkları hocam fizikte çok zorlanıyorum. Yavrum kalk. Sabah 6'da kalk, 5.30'da kalk. Biraz daha erken yat. O 5.30 ile 7.30 arasında sen fiziğini o öğrenemediğin konu dediğin şeyi bir hafta çalış, soru çöz, bak bakalım oluyor mu, olmuyor mu? Çok rahat bir şekilde olur. Ama en ideal uyku 12 ile 6 arasında uykudur. Uyumadan evvel de telefonla ilişkin en az bir saat önce keseceksin. Yatağa girdim elimde telefon ama ben 12 ile 6 arasında uyudum. Böyle değil. Yani beyin orada öğrenmeye devam ediyor. Çünkü hareketli bir sistem elinde, telefon elinde. Orada dinlenmiyorsun sen. Bir de şunu da eklemiş olalım. Uykuda evvel en son neyle ilgilenirseniz beyin uykuda onunla meşgul olur. Mesela ders çalıştın sen. O zorlandığın dersi rüyanda görürsün. Soru çözüyorsundur, onunla boğuşuyorsundur, bir şeyler yapıyorsundur. Dinlendin, geçtin çok rahat bir uyku çekersin. Ne aile ama telefonla ilgili ediyorsan beyin o uyku anında da uykuya geçtiğinde de hala o telefonla ilgili işlemde devam eder. Buna da dikkat etmek lazım. E peki çok teşekkür ediyoruz yine. Ramazana değinelim mi? Son 20 günümüz kaldı. Diğer sorularla devam edeceğim unutmayalım. Bu Ramazan tamam. nasıl değerlendirsinler? Şimdi bu Ramazandı. Bir okula devam eden öğrencilerimiz var. Evet. Şimdi okula devam eden öğrenciler okuldan geldikten sonra mümkünse hani iftara kadar dinlenebilir. Hı -hı. İftarını yaptıktan sonra gençlerimiz zaten iftara kadar dinlendiğimizi Hı -hı. kabul ediyoruz. İftardan sonra ortalama bir saat 12'ye kadar ders çalışabilirler. Hı -hı. 12 4 arasında tekrar uyuyabilirler. Hı -hı. İftar e, sahurunu yapıp tekrar uyuyabilirler yani orada o çocuklar okula gidecekleri için evet. bizim için oradaki zaman dilimi en ideal çalışacakları süreç iftarla 12 arasındaki süreç zaten. Eğer zaten mezun tayfaysa hani burada bir mezun grubumuz oluyor bizim genellikle hı hı. mezun grup için e, gün içerisinde ...gündüz uyuyup gece çalışabilirler. Burada iki ihtimal olabilir. Ben bunu çok tavsiye etmiyorum çünkü sonra düzene dinlemek evet, çok zor oluyor. sonra... Evet, o gece uykuya olabilir. geçmesi çok zor oluyor ama bunu yapanlar ya da bunu tavsiye eden hocalarımız var. Benim için mesela sistemi bozmamak lazım. Dörde e kadar çok rahat yine ders çalışmaya ya da kurslarına gitmeye devam edebilirler. Dörtle o iftara kadar olan altı, o iki saat uyku onları iftardan sonra çok dinç tutacaktır. Evet. O yüzden dörde kadar çocuklar derslerini çalışıp ya da kurslarına gidip ya da sınavlarını yapıp altıya kadar uyuyabilirler. İftardan sonra tekrar 12'ye kadar rahatlıkla ders çalışabilirler. Ama gece uyku sistemini, sahur dışında bozmamalarını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü sınav artık çok yaklaştığımız için uyku düzenlerini tekrar eski haline getirmek çok zor. Uyku düzeni çok çabuk bozulan ama sisteme Hı. zor binen bir sistem. O yüzden onu çok bozmadan bu şekilde çalışabilirler. Evet, teşekkürler. E, şimdi merhaba. Ben 17 yaşındayım. Yeterli motivasyonu sağlayamadığımda e, ne yapmalıyım? bazen çok sıkılıyorum demiş. Gerçekçi oğlumun ders çalışmak keyifli mi? Yani benim gibi çok az insan vardır. Ben çalışmaktan keyif alırım ama gerçekten bu çok az insanda var olan bir özellik yani. Mesela birisi de yemek yapmaktan çok keyif alır. Ben yemek yapmayı sevmem yani. Değişir. Hmm. Ders çalışmak çok eğlenceli bir şey değil. Keyifli bir şey hiç değil aslında. Çocuklar için hele bir de bunu görev olarak yapıyoruz ya. O yüzden hani burada acaba ben niye böyleyim demesin. Genel olarak böyle. Ama bu bizim görevimiz ve bunu yapacağız. Bunu kedara koyuyoruz. Motivasyon işte en önemli problem de bu. Gençlerin motivasyon kaynakları yanlış. İçlerinde değil motivasyon. İç motivasyon diyoruz ya. Biz genellikle dış motivasyon üzerine gençlerle bakıyoruz şimdi. Çocukla gençle konuşursun bir hafta çok güzel gider. Bir hafta sonra tekrar söner. Aile der ki ama hocam böyle oldu. Çünkü dış motivasyonla arabayı ne kadar itebilirsin? Belli bir noktadan sonra benzinli olması gerekir. O yüzden şunu önce e, kızımız kendine bunu sormalı. Geç oldu diye de düşünmesin asla yani. Ben ne istiyorum, ne istiyorum ya? Yani? Bunu bilmek lazım. Kendimizi tanıyacağız, ne istediğimizin farkına varacağız. Gerçekten e, bir de şunu biz yapmıyoruz bir yıl sonraki kendisiyle, beş yıl sonraki kendisiyle, on yıl sonraki kendisiyle konuşması lazım bu gençlerin. Hmm. Beş yıl sonra neredeyim, on yıl sonra neredeyim, on beş yıl sonra neredeyim? Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi? Şimdi kendine sorsun evet. kızımız. Bir dönemin başına düşünsün, bir de sınava üç ay kaldı. Aa ne kadar çabuk geçti? Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süreç var. Kendisini gerçekten keşfeder, ne istediğini farkına varırsa o isteği üzerine çalışır. Ama şimdi e, aile dershaneye göndermiştir ya da kendisi sınava çalışmam gerekiyordur. Çünkü sistem bunu gerektiriyor. E, istemiyor ki çocuk farkında değil. O yüzden bir de lütfen eğer bunların dışında, hocam ben ne istediğimi biliyorum ama yine motivasyonum yok. Lütfen görünür kıl hayallerini. Hayallerini görünür kılacaksın. Neyi istiyorsun sen? Hangi üniversite istiyorsun? Fotoğrafını çekeceksin, getireceksin. Odağında böyle göreceğin her yeri gözünün önüne asacaksın gözünün içine bakacak, girecek o gözü önüne. Ne zaman çalışmak istemiyorsan göz gözüne geldiğinde harekete geçireceksin. Bizim gençlerimiz çok güzel hayal kuruyor evet. ama hayallerini çabuk unutuyorlar. Niye? Görünür kılmıyorlar çünkü. Görünür olacak. Gerekiyorsa böyle tavana asacak o hayalini. Gözünü açacak ilk onunla göz göze gelecek. Bu şekilde hareket etmesi lazım. Mesela e, alakasız bir örnek verelim ama verelim. Evini değiştirmek istiyor hanımefendi. İşte diyor ki ben diyor işte şuradaki eve geçmek istiyorum. Her onun önünden geçtiğinde eşini bir dürter. Bu hmm. eve geçmek istiyorum. Niye? Hayalini görüyor orada, isteğini görüyor. Onun gibi gerçekten de bizim çocuklarımız da hayallerini görünür kılacaklar. Hmm. Her gördüğünde yeniden harekete geçme isteği içinden oluşacak. Bunlar bizim için önemli. Bir de bazı şeyler görevdir. Bu görev bilinci de tam zamanda oturmadığı için gençlerimizde şimdi çok zorlanıyorlar. Her istedikleri yapılan, hmm. istemediğinde yap yapmayan gençler olduğu için zorlansa da kalkacak ve onu yapacak. Günün sonunda o senin görevin. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Evet. Bence çok güzel açıkladınız. Umarım motivasyonu almışsındır sevgili genç arkadaşım. Hayallerin, hedeflerini elinden geldiğince görünür kılarsan mutlaka amacına ulaşacağını düşünüyoruz. Evet diğer sorulara bakalım. Biz YKS hazırlık öğrencileriyiz, altı kişilik bir arkadaş grubumuz var. Arkadaşlarımla birlikte yapabileceğim grup çalışmaları verimli olur mu?" demiş. Şimdi... <gülüyor> altı <gülüyor> arkadaş, Tecrü az da değil. Şimdi tecrübe olarak verimli olmaz diyeceğim ama önyargılı da yaklaşmayalım. Akran öğrenmesi çok kıymetlidir. Beraber ders çalıştığınız insanlar da çok kıymetlidir ama ilişkinize bakacaksınız, ilişkinizin kalitesine bakacaksınız. Geçen hafta da hatta bunun üzerine bir video paylaşmıştım. Şimdi bir insan e, başladığı arkadaş ekibiyle başarısını ölçer. Başarılı bir arkadaş grubuyla başladıysanız eğer için içerisine yüzde elli bir başarı hop satın aldın ve sen zaten yüzde elli başarıyla başladın. Muhteşem, çok güzel ve başarısız olma ihtimalin yok. Ama başarısız bir arkadaş grubuyla başladıysan eğer sen yüzde ellilik bir başarısızlığı satın aldın ve senin artık başarılı olma ihtimalin yok çünkü zaten ekip Bitmiş sen de onlara bir süre sonra eşlik edeceksin. O yüzden ama başarılı olduğunda hem çevren daha çok aynı insanları çekecek hem de motivasyonun kaynağın daha iyi olacak. Evet. Şimdi bu örneği neden verdim? O altı kişinin ortalama başarısı nedir? Her öğrenci bireysel muhteşemdir ama bir araya gelmemesi gereken öğrenciler vardır. Konuşkandır biri, çok konuşur. Biri espriyi çok sever, biri ders çalışır, birinin hemen dikkati dağılır. Bu ekip bir araya gelmemelidir zaten. Kendisi gibi, eğer başarılı bir öğrencisi kendisi gibi başarılı bir ekibi varsa çok güzel beraber ders çalışabilirler. Tabii bunun da kuralları var şimdi. Sahada olduğumuz için detay vereyim akıllı saati yanında olmayacak. Telefonu yanında olmayacak. Kenarda olacak bunlar. Çalışacağı her şey net olacak. Çalışma süreleri net olacak. Günün sonunda neye çalıştıklarını da görecekler. Ben biyolojinin şu konusunda çalıştım. Bunu çalıştık bitti diyeceğiz. Sonunda bir çıktı da almamız gerekiyor. Evet. Bir araya geldik. Ekip çok sağlam. Ben o ekiple sinemaya giderim evet. ya da kahve içmeye giderim gibi bir durumla ortaya çıkmaması evet. gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Ha hocam başarısız ama beraber çalışamaz mıyız? Ee, Birbirinizi olumsuz etkiliyorsanız eğer bunu da yine kendiniz bileceksiniz. Onu da anlayacaksınız. Biz birbirimize iyi gelmiyoruz. Yani bunu da nasıl ölçerler? Demet Hanımcığım? Günün sonunda biz bugün 6 saatte ne çalıştık? Hangi konulara çalıştık? Öğrendik mi gerçekten? Yok, bir şey yapamamışız. O zaman bunu zorlamaya gerek yok. Çünkü zaten geri sayımın da geri sayımına geldik. Evet. Bunlara dikkat edeceğiz. Çok önemli gerçekten de. Ee, özellikle de başarısız e, grup için verdiğiniz e, örnek bence önemliydi. Mesaj ulaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi YKS sınavında yeterli puanı alamazsam hayallerim için mezuna kalmalı mıyım? Evet. ...diye bir soru. Evet 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 yani hiç lütfen böyle bir şeyden korkmasınlar. Ee, bu arada YKS sınavı diye yazıyorsunuz gençler sınava gireceksiniz. <laughs> sınavı kullanmıyoruz, YKS'ye hazırlanıyoruz. Anlatım bozukluğu yapmayalım. Şimdi çocuk YKS'ye hazırlanıyor ama günün sonunda istediği puanı almayabilir. Çok iyi çalışmıştır deme Hanımcığım, muhteşem çalışmıştır. Çocuk denemelerde birincidir. Sınava girer, gaz sancısı çeker, yapamaz. Midesi bulanır, <laughs> affedersiniz kusar çocuk, yapamaz. Birisi burnunu çeker, dikkati dağılır, yapamaz. Lütfen sınavın şöyle düşünün... Bir yıllık ya da dört yıllık emeğimizi biz ortalama uzatayım süreyi 4 saatte ölçmeye çalışıyoruz. Zor bir şey yapıyoruz aslında. Evet. Psikolojik savaş da veriyorsunuz. Yani sınav sizin sadece akademik başarınızı ölçmüyor. Stresinizi, kaygınızı, psikolojik durumunuzu da, duygularınızı, yönetiminizi de ölçüyor. Bu sebeple sınava girdin ve o yıl her şeye rağmen olmadı. Vira bismillah diyeceğiz. Hacı bir çay getir diyeceğiz. <laughs> yeniden başlayacağız. Olaya böyle bakacağız. Bu kadar dramatize etmeye gerek yok. E çünkü... Hayatının devamında sen o sınavdan sonra kazandığın bölümle gideceksin. O mesleği yapacaksın. Bir yıl daha hazırlanmayayım deyip de gittiğin bir bölüme lanet okuyarak devam edeceğine çok daha bir yıl. Bir de şöylesin evet. hazırsın zaten. Belli bir altı dağıttın sen. Zemini de kurdun. Muhteşem şekilde inşaatına devam edebilirsin. Yeniden başlayacaksın olmadığını gördüğün gün başlayacaksın, ertelemeyeceksin de. Evet bu olmadı, yeniden başlıyorum, bugün itibariyle başlıyorum diyeceksin ve yeniden başlayacaksın ve hayallerine adım 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 gideceksin. Ama tekrar yapsanma, Yapabilirsin. Biz ne zaman öğrenciye bir daha bırakma diyoruz? İlk defa hazırlanan öğrenciye diyoruz ki bu yıl yapabilirsin, bir daha bırakma bunu. Bunu da neden diyorsa, beş kere hazırlansa da bunu diyeceğiz. Biz bunu demek zorundayız çünkü son defa hazırlanıyormuş gibi çalışmamız gerekiyor. Müslüman öyledir ya hiç evet. ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışıyoruz ya sınavı da öyle kazanacakmışım gibi bu yıl hazırlanacağım kazanamasam bir yıl daha hazırlanacağım ama yine aynı psikolojiyle o yüzden kendilerini dramatize etmesinler sınava bir yıl daha hazırlanabilirler iki yıl daha hazırlanabilirler yeter ki hedeflerinden isteklerinden emin olsunlar ve kendilerinde bu gücü görsünler. Evet harika. Ee, çok teşekkür ederiz. Öğrendik sınıf arkadaşlarımla hep birlikte izlemeye çalışıyoruz. Benim sorum Tuğba hocama şu okul not ortalaması, e, okul not ortalamam yüksek değil. Üniversite tercihimi ne kadar etkiler? Yani okul not ortalaması üniversite tercihini çok etkiler mi? Etkilemez. Tabii ki yüksek notlar alsınlar istiyoruz çocuklar, güzel notlar alsınlar istiyoruz ama burada şunu kesinlikle karıştırmasınlar Demet Hanımcığım, bu detayı çok uzatmayacağım çünkü. Hı hı. Çocuklar buraya takılıyorlar ve ders çalışmayı da bırakıyorlar. Arkadaşlar, velev ki yüzde yirmi etkilesin mesela, bunu kenara koydum, benim okul not ortalaması evet, güzel notları alsanız, öğretmenlerimiz destek olsa çok güzel olur. Ama bunu kenara koydum. Sen yüzde %80 kendi başarınla, hatta yüzde %90 kendi başarınla gideceksin. Hı hı. Okul zaten düzenli ders çalışıyorsan ve konuları zaten öğreniyorsan okul notlarının da ortalama belli bir noktaya kadar gelir. Merak etme. Ama okul not ortalamama takıldım. En çok aldığımız sorudur ve benim en çok gerçekten tek kelimeli geçiştirdiğim başlıktır. Hı hı. Buna takılmayacaksın. Sen bu süreç içerisinde okuldayken, okul görevinde olabildiğince yerine getirmeye çalışacaksın. Okul not ortalaman, evet gideceğin üniversite bir nebze yüzde onluk bir nebze etkileyecektir. Bu kadar. Geçtik. Burayı geçtik yani. Buna takılmasınlar. Önemli olan günün sonunda sınava girdiğinde aldığı puan. O yüzden bunların hepsi bir araya geldiğinde o kadar küçük bir yüzdeyle etkileyecek ki buna bu kadar takılmasına gerek yok. Hiçbirinin bu kadar takılmasına gerek yok. Evet. Evet son 10 dakikaya girmişiz. O yüzden hızlıca cevaplayalım mı diğer soruları? İyi yayınlar. Özellikle son yıllarda mühendislik, tıp, hukuk, öğretmenlik gibi branşların itibar kaybetmesi çocuklarımızın motivasyonlarını düşürdü ki haklılarda Nasıl olsa iş bulamayacağım psikolojisi. Ne diyorsunuz hocam? E, ee, kendime örnek vereyim mi? Buyurun. Şimdi ben <gülüyor> <gülüyor> ee, üniversite sınavına girdiğim yıl Türk, eşit ağırlık Türkiye derecesiyle kazandım. Ee, babam hukuk istedi. Hatta ben kendi sınav sabahında da sabah 5'te babamla annem bizi kaldırdı memlekette. Biz ormana gittik açık havaya babam biz böyle ormanda ne işimiz var dedik. Annemle babam yavrum zihniniz açılır falan diye. Biz ablamla beraber girmiştik sınava gülüşerek böyle daha neler <laughs> falan dedik. Hatta sınava girdiğimiz ile gittik sınava girmek için. Okul iki katlıydı alt katta ben sınava girdim. Ablam başka bir okulda annem ablamı bekliyor babam beni bekliyor. Sınava girdim birisi babam oradan sürekli işaret ediyor kızım yapsana falan diye. Ben de diyorum neden böyle hani kaygılanmam gerekiyormuş diye. Hoca gitti babamı uyardı beyefendi ne yapıyorsunuz diye. Babamı izlemekten 10 dakika sınavı yapamadım yani. O kadar stresliydi. Şimdi o kadar hayatımıza da müdahale ediyordu demek evet. oluyor. Babamın ellerinden yapıyorum Hı -hı. hani böyle her anlamda sınav açıklandı. Ben diyorum ki ben edebiyat okumak istiyorum. Babam diyor ki işte hayır hukuk olacak. Biz Hı -hı. bir böyle sürekli şey içerisindeyiz. Günün sonunda kendi istediğim bölüme gittim. Hı -hı. E, edebiyat üzerinden gideceğim. Şimdi edebiyat Bakıyoruz açık öğretim fakültesinde de edebiyat var. Zaten her üniversitenin açılması için gerekli olan şart olan bölümlerden bir evet, tanesi. Evet. Fazlasıyla mezunumuz var. Günün sonunda kendime bakıyorum. Devleti hiç düşünmedim. Yüksek lisansımı tamamladım. Doktora sürecinde başörtü problemleri yaşadık vesaire ama kendi işimi yapıyorum. Hı hı. E, bu durumda benim şöyle demem gerekiyor. Ya her yerde edebiyat mezunu var. Elimi çarpsam edebiyat mezununa dokunuyor. Ben nasıl iş bulacağım bu durumda ya? Değil. Hayır. Şu an kendi adımı, kendimce alandaki en iyi hocalardan bir tanesi olduğumu düşünüyorum. Mütevazı evet. da değilim mesleğimde. Hı hı. Yeter ki severek ve isteyerek yapsınlar. Diğer durumda şöyle dememiz gerekiyor. Ah vah tüh bak gittin mi vesaire. Bu olumsuz örnekleri bu kadar lütfen cilalayıp cilalayıp bakmayalım. Evet evet itibar kaybediliyor mu? Öğretmenlik mesleği adına evet ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz ama günün sonunda ne yaparsanız yapın hangi meslek grubu olursa olsun mesela bir öğretmenin elinden çıkmak zorunda. Bir öğretmenin elinden çıkacak, o itibarını kaybettirdiğiniz öğretmenlerin elinden çıkacak sonuç itibariyle. Şunu unutmayın ki saygı duymadığımız hiç kimseden hiçbir şey alamayız. Saygı duymayı önce bizler öğreneceğiz. Şimdi biz burada probleme takılmayacağız. Bu problemi nasıl geçeceğiz ve gençlerimize nasıl örnek olacağız? Anne olarak, vatandaş olarak, işte sokakta çöpü toplayan amca olarak, bilmem bir yerde müdür olarak, yönetici olarak eski sisteme doğru dönmeye çalışacağız. Herkese saygı duyacağız. Birisinden bir şunu isterken bile rica edeceksin. Garsondan bunu isterken verir misin diyeceksin. Evet, evet. Versene de demeyeceksin. Çok özür dileyerek bu örneği veriyorum. Görecek gençler her mesleğe saygı duyulduğunu görecek ve biz buna döneceğiz. Şimdi bu problem var, bu problem böyle kalmayacak. Düzeltmemiz de gerekiyor. Önce düzeltmek için adım atacağız. Diğer tarafta da olumsuz örnekleri parlatıp önümüze getirmeyeceğiz, olumlu örneklere bakacağız. Ben kendi alanımda oldukça olumlu bir örnek olduğumu düşünüyorum. Neden? Çünkü bu kadar mezun içerisinde kendi işini yapan bir insan olduğuma göre demek ki yapılabiliyor. Siz bu işi yapıyorsanız demek ki yapılabiliyor. Birisi bunu yapacak, birisi bunun üzerinde konuşacak ama günün sonunda herkes mesleğine saygı duyacak ve herkes işini en iyi şekilde yapacak. O yüzden itibar kaybı dünyaya baktığınızda zaten genel olarak insana verilen değer üzerinden bir itibar kaybı var. Mesleklere gelene kadar ona bakarsak eğer. Ama biz bunun hem tedavisini yapmaya çalışacağız, hem de güzel örneklerini vereceğiz. Bunun üzerinden gideceğiz. Evet, kesinlikle çok haklısınız. Ee, çocuğum alanı dışında tercih yapmak istiyor, puanı düşer mi? Mardin'den selamlar, hayırlı ramazanlar. Az önce açıklamıştı ama belki izlememiş olabilirsiniz. Çok kısa e, hocam, ona ne söylemek istiyorum? Alan istersiniz? dışında değil, kendi alanı üzerinden tercih yapmayı lütfen önceliklisinler. Tabii ki hani orada sıkıntı yaşayabilir öğrencimiz ve günün sonunda bir de puan aldıktan sonra bunlara karar versinler, buraya kadar gelmeden evvel. Sınav sonucu açıklanacak ve öğrenciler sınav sonuçlarına göre bölüm bakmaya başlayacaklar. O tarihte karar versin ama şu tarihte alan dışı tercih yapacağım diye kendi alanını çocuğumuz asla boşla basın. Burada çok daha önemli problem alan dışı tercih yapacağım rahatlığıyla alanındaki dersleri çalışmayı bırakıyor öğrenciler. Hmm. Mesela diyor, ben diyor bunu tercih etmeyeceğim hocam alanı bırakıyor. Hayır böyle bir şey yapmıyoruz. Alanımız neyse ona çalışıyoruz. Sınav sonucu açıklanır. Alan dışında tercih yapabileceğim bir puanın elinde varsa değerlendirebilirsin. Ama şimdi sınavı 3 ay kala. Dereyi geçerken değiştirmiyoruz yani. Sınavı 3 ay kala ben bu alan dışında bunu yapacağım evet. demek. Çalışmadım, çok da alanda iyi değilim, kendimi yeterli görmüyorum. Böyle bir şey yapsam mı ya dönmektir? Lütfen. En ya eksi de eksi de olsam bile sıfırı görmeye çalışacaksın. Sıfırdaysan evet. üçü görmeye çalışacaksın. Üçteysen onu görmeye çalışacaksın ama olduğun yerden adım atacaksın. E, bu şekilde yani doğru cevaplar vermeye çalışıyorum. Net e, hem şu şey noktasında hani okul başarı puan noktasında evet. hem bu alan dışı noktasında <laughs> net cevaplar vermek istemiyorum. Cevap vermek istememe sebebim çocuklar bu alanlara kaçmaya çalışmasınlar. Kendi hedeflerine odaklansınlar ve o alan üzerinden gitsinler. Zaten günün sonunda tercihlerde bunlar bizim elimizde çeşit çeşit dönecek. O yüzden hedeflerinden şaşmadan devam etmeye çalışsınlar. Evet çok teşekkür ediyoruz. Hocam uzun bir sorumuz var hazır mısınız? <laughs> Merhabalar Demet Hanım size ve kıymetli misafirimize sevgilerimi iletiyor ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizden de e, selamlar. Kızım YKS'ye girecek bu yıl. Sorumluluk duygusu yüksek bir öğrenci ancak çok çabuk motivasyonunu kaybediyor ve evdeki çalışma temposunu birdenbire oldukça düşürüyor ve dışarı çıkmayı, arkadaşlarıyla birlikte olmayı çalışmaya tercih edebiliyor. Ben çok kuralcı ve sıkan bir anne değilim. Ancak temposunu düşürdüğünde elbette ki rahatsız oluyorum ve uygun bir üslupla bunu hatırlattığımda çok hırçınlaşıyor ve evde gerginlik oluşuyor. Bu durumda en doğru motive edici davranış nasıl olmalıdır? çocuğa amacıyla ilgili en etkili hatırlatma yöntemi nasıl olmalıdır? Ona her daim şunu söylüyorum. Senin elinden geleni yaptığını göreyim. Sonuç hiç önemli değil ancak bunu göremezsem gerçekten üzülürüm. Çok hırslı değil kapasitesini kullanmasını ondan istiyorum cümlelerimde. Sizce metodum yeterli midir? İyi yayınlar diliyorum. Aslında bakarsanız bence birçok annenin içerisinde olduğu bir durum öyle değil mi? Kesinlikle. Aslında şöyle şimdi soruya yine tersten bakalım. Ben hiç doğru <laughs> bakmıyorum sorulara. Son üç dakika e, tamamdır. Hızlıca cevap vereceğim. İlk olarak çocuğun çalışma programı içerisinde bir. Çalışma temposu ya da çalışma saati, süresi onun kapasitesinin üzerindeki patlak veriyor. Bakın burası çok net. Şimdi kapasitemin üzerinde bir şey yapıyorsam benim bardağım bu kadar. Evet. Bir tık koyuyorum taşıyor başka şey yapıyorum. Bir tık koyuyor taşıyorum başka şey yapıyorum. Bir kapasitesinin üzerinde bir çalışma temposunun altında ezilmiş olabilir. İkincisi arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyor ya. Annemize şunu tavsiye ediyorum. Programın içerisinde arkadaşlarıyla vakit geçireceği bir zaman dilimi açın. Ki arada patlak verip o tarafa doğru kaymasın. Kendisinin bu doğal süreci içerisinde olsun zaten. Bir çalışma programım var. Evet o çalışma programının içerisinde arkadaşlarımla vakit geçireceğim zaman dilimi de var. Üçüncüsü evet baskıcı anneler değiliz ama günün sonunda nasılsından önce deneme sınavı sonucunu soruyor muyuz? Kendimize bunu bir soracağız yani. Bu bizim zaten ortalama nasıl yaklaştığımızı gösterecek ve son olarak da çocuğumuza şunu diyeceğiz yani. Olur ya da olmaz. Ben koşulsuz olarak seni seviyorum ve yanındayım. Sadece bu süreç geçici, zorlanacak zorlanacaksın. Evet son derece normal ama hepimiz zorlanarak belli bir noktaya geliyoruz. Arkadaşların da zorlanıyor. Bırakmayacağız. Zorlanabiliriz ama bırakmayacağız. Es verebilirsin ama bu esler bir gün, üç gün, beş gün değil de saatlik olmalı. Mesela çocuğumuz her şeye rağmen esnek olmak istiyorsa 3 saat içerisinde arkadaşlarımla görüşüp gelip dersine dönmeni istiyorum. Bakın çocuktan bir şeyler beklemek de kötü anne baba demek değildir. Sadece baskı kurmayacağız. Görevimizi yapacağız, ona alan açacağız. Ama en sağlıklı toplayacak olursak, bir, kendi kapasitesinin üzerinde bir çalışma saatiyle devam etmesin, kapasitesini zorlamasın zorlaması şu an için sıkıntı. Dönün başında zorlayabilirdi, kapasite artardı. Şu an evet. zorlarsa bırakır çünkü kaçmaya kalkar. Bir çalışma programını biraz hafifletebilirsiniz. Yarım saat çekebilir, kısaltabilirsiniz ya da bir saat kısaltabilirsiniz. O bir saat ona sosyal hayat sağlayabilirsiniz. Tamamen bırakmasındansa bu çok daha idealdir. Hocam zorlamasak mı? Zorlayalım vesaire. Her çocuk için farklıdır. Direkt tanımadığım bir öğrenciyi zorlayın diyemem. Zorlarsanız tamamen de elimizden kayabilir. O da sıkıntı. İkincisi çalışma programının yani programın içerisine sosyal hayat için bir alan kesinlikle sağlayacağız. Üçüncüsü de bence anne kız saati yapsınlar. ilişkileri için bütün hatta anne oğul saati de yapabilirler. Bu saati yapsınlar. Günde bir yarım saat dersleri konuşmadıkları, sadece nasıl olduklarını konuştukları bir zaman dilimi olursa çocuğumuz zorlandığı, yeterli olmadığını düşündüğü şeyleri annesiyle zaten bir süre sonra paylaşır. Ama bunu hadi kahveyi koydum bir konuş şeklinde değil. Gerekiyorsa susun ya sadece susun ama sizin onun yanınızda olduğunu hissettiğin itibariyle bir süre sonra zaten Evlatlarımız bize doğru açılırlar. Harika. Hocam son e, dakikamıza girdik ama bu soru da önemli. Selamün aleyküm. aleyküm selam. Hocam benim oğlum lise 2'ye gidiyor, fen lisesi okuyor, bırakmak istiyor. Neler söylersiniz? Fen lisesi öğrencisi bırakmamasını tabii ki tavsiye ederim. Hı hı. E, zaten fen lisesine giden bir öğrencinin akademik başarısı oldukça iyidir. Sadece şu lise 1 ve lise 2 döneminde çocuklarımız bir rahatlıyorlar, bir salıyorlar kendilerini, ders çalışmak istemiyorlar. Bir de liseye geçtikleri için birdenbire notlar düşüyor çocukların evet, evet. yani hani 6 ana dersten 12 tane derse çıkıyor çocuk bir şaşırıyor orada. Kendini başarısız hissedebilir. Gerekli şekilde motivasyon sağlamak adına e, sizin konuşmanız muhtemelen yeterli olmamış gibi destek alabilirsiniz. Yapabildiğini bir uzmandan duyabilir. En sağlıklı ve en hızlı çözümü bu olabilir. Diğer anlamda bunu bırakmaması için hani e, süreci yaşayan diğer arkadaşlarıyla büyükleriyle görüştürebilirsiniz. Bak zorlandık hepimiz zorlandık. Hı hı. Çocuk Türkiye birincisi olarak gidiyor. Ankara Efen Lisesi'ne sonra çocuğun 30 ya da 40 aldığı notları var. Çocuk bir şok oluyor yani. Yapamıyorum psikolojisine kapılıyor. Bu son derece normal. Bunun bir süreç olduğunu, geçici bir süreç olduğunu ona hatırlatmak dışarıdan birinden diyorsa daha etkili oluyor. Çocuklarımız bizden aynı şeyleri sürekli duydukları için bir süre sonra sağırlaşıyorlar, ona karşı duyarsızlaşıyorlar. Ama dışarıdan bir destek onlar için çok daha sağlıklı olabilir. Harikasınız hocam. Gerçekten çok anlamlı, çok güzel, kısa ve net mesajlar verdiniz. Umut ediyoruz ki sevgili izleyenlerimiz de bol bol tamam istifade etmiştir. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür sağlık. Çok sağ olun. E, gençlerin değeri sınavda ölçülmez. Bu sadece akademik bir yarış. Akademik yarışın sonucundaki başarı durumumuzu ölçüyoruz. Onları her şekliyle seviyoruz. Allah razı olsun bu imkanı sağladığınız için. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz eğitimci Tuğba Ülker bugün Yeni Güne Merhaba da bizim konuğumuzdu. YKS sürecini konuştuk. Gerçekten çok önemli mesajlar verdi. Belki son dakika açtınız ekranlarınızı kaçırmış olabilirsiniz ama hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum Lütfen günün tarihini yazarak e, Yeni Güne Merhaba'yı YouTube'dan da tekrarlarını izleyebilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Sakın üzülmeyin kaçırdım diye. Çünkü gerçekten YKS süreciyle ilgili e, hocam çok güzel şeyler söyledi. Evet bize ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş olduk değerli izleyenlerimiz. Allah nasip ederse yarın saat 10.30'da biz yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Selam ve dua ile hoşçakalın.